Evet değerli izleyenler, bugün Ünyespor eski kulüp başkanı Ahmet Yıldıran beyefendi ile beraberiz. Merhaba başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Başkanım, Ünyespor'u zor zamanda 4 puanı olan bir takımı sahiplendiniz ve ligde de bıraktınız. Ünye kamuoyunun size ve şahsınıza ve yönetiminize ciddi anlamda bir güveni olmuştu. Ve bir ani bir karar alarak bir kongre kurdunuz ve bu kongre kararınızda kulüp yönetimine yeni bir genç Genç bir kardeşim. evet genç bir yönetime bıraktınız. Bu genç bir yönetime bırakarak tavsiyeniz ve beklentileriniz, önerileriniz nelerdir? Evet. Evet, buyurun. Sağ olun. Şimdi bildiğiniz gibi gerçekten 4 puan olan bir takımı sahiplendik. İyi de bir yönetim oldu. Hep şunu söyledik. Ünyespor'da idarecilik yapmak, yöneticilik yapmak, kulüp başkanlığı yapmak bizler için bir onurdur, şereftir. Hepimiz Ünye'de yaşıyoruz. Kulübü zor bir günler yaşıyordu, dönem yaşıyordu. Orada sahipsiz bırakmamak anlamında bir yönetim oluşturduk. Güzel bir teknik heyet, iyi bir oyuncu grubuyla yola devam ettik. Allah da bize işimizi düzgün yaptık. Cenab-ı Allah'ım yardım etti. Takımı ligde bıraktık. Ha, bundan sonraki süreçte bildiğiniz gibi biz normalde devam edecektik. Belediye başkanımızla yönetimizle işlerimizi yaptık. Bazı arkadaşlarımız ayrılmak istedi. Tabii yeni bir yönetim çalışması yaparken şu anki Mehmet Ali Durak kardeşimiz bir kulübü sahiplenme anlamında onlardan istişare yaptığımızda kulübü alacaklarını söyledi. Mülki amirlerimiz onlara bırakalım anlamında. Biz de saygıyla karşıladık. Çünkü ekonomik anlamda kulübün zor zamanlarda güçlü yönetimlere ihtiyacı olduğunu, bunun da ileriye taşıyabilecek bir yönetimin olduğunu, yani bu arkadaşlarımızın daha ileri taşıyacağını, bu bir bayrak yarışı diye biz düşünüyoruz. Biz görevimizi yaptık yönetim olarak. Ünye kamuoyundan Allah razı olsun. Bize destekler oldu, güven oldu, mülki amirlerimizin oldu. Yani yüzümüzün akıyla Ünyespor'u güzel bir yere getirdik. Ünyespor'u uzun zamandan beri insanların merak ettiği kongreye güzel bir katılım oldu. Mülki amirlerimiz katıldılar, işte belediye başkanımız, kaymakamımız katıldı. Güzel bir oluşum oldu. Yani Ünye'de bunlar özlenen bir şeylerdi. Çünkü Ünyespor kongrelerine katılım genelde çok az olur. İnsanlar hep böyle kongre süreçleri olduğu zaman da uzak yerlerde kongre yapmak ister. Halbuki bizim niyetimiz, amacımız Ünyespor'u herkes sahiplensin. Kongre Genel Merkezi Ünye'nin şehrin içinde olsun. Öyle tesislerde, uzak yerlerde herkes gelsin, halkımız da gelsin, vatandaş da gelsin, taraftar Ünyespor'a gönül verenler de gelsin, izlesinler. Biz bunu bu oluşumu yaptık. Uzun zamandır insanların merak ettiği, böyle görmek istediği bir tablo vardı. Mülki amirlerimizden buradan teşekkür ediyorum. Bizi de hiçbir zaman belediye başkanımız, kaymakamımız, ilçe başkanımız onlar yalnız bırakmadı. Ünye halkı yalnız bırakmadı, destek verdi. Güzel bir kontrol olmuştu. Ben de Çok oradaydım. aynen. Güzel bir oluşum oldu. Yani Ünyelilerin görmek istediği bir tabloydu. Burada ne oldu? Bu süreçte biz kulübü ileri taşıyabilecek bu genç kardeşlerimize bu kulübümüzü tabii bıraktık. Kongre kararı aldık. Bu koronavirüsten dolayı da sürecin ne olduğu belli değil. Her an lig başlayabilir söylentiler olunca biz dedik bir an önce kongremizi, kararımızı alalım. Kim sahipleniyorsa sahiplensin. Onlar kulübü daha iyi yere taşır diye yola çıktık. Kongre kararı aldık. Tabii ilk kongreye çoğunluk genelde çok olmaz. İkinci kongrede bu kardeşlerimiz geldiler, sahiplendiler. Takımı daha iyi yerlere götürmeleri için onlar da şimdi bir mücadele verecekler. Dediğimiz gibi bu bir bayrak yarışı. Biz yönetim olarak elimizden gelenin tabii en iyisini yaptık. Şartlar belliydi. Kulübün düştüğü durum belliydi. Şimdi bu kardeşlerimiz bu kulübü bizden daha iyi yere götürecekler. Biz buna İnşallah. inanıyoruz. Ünyeli de beklenti içinde. Tabii biz hep takipçisi olacağız. Geçmişte olduğu gibi Ünyespor'a zarar veren yönetimler de geldi. Çok büyük paralar harcandı. Başarısızlıklar elde edildi. Tabii biz o imkanları yakalama şansımız yok. Öyle ekonomik anlamda kulübün kasasına paralar girmez. Yani ben eski kulüp başkanı olsam da yine tekrar Ünyespor'un her Tabii daim ki. arkasındayım Aynen diyorsunuz. öyle. Evet. Hiçbir zaman sahipsiz bırakmam. Evet. Onlar bizim kardeşimiz. Çünkü Ünyespor başarısız olduğu zaman hep biz bunun zararını görürüz burada. Tabii ki. Kimse Ünyespor'a duyarsız kalamaz. Evet.
ki bu kardeşlerimiz de duyarsız kalmadılar. Özellikle Mehmet Ali'yle yaptığımız istişarede ben ona sadece şunu söyledim. Başında Ünye yazan her güzel projede bu kardeşim var dedim ona. O da aynısını söyledi. Abi biz de aynı varız dedi. O konuda hiçbir şüphem yok zaten. Durak aile olarak da duraklar. Ünye Spor olsun, sosyal projelerde olsun. Her zaman fakirlere de Ünye'de çok büyük destek vermişlerdir. Bu konuda yani insanların ister istemez bugün duraklar aile olarak onlardan bu sosyal projenin içinde de oldukları için onlardan bir beklenti içinde olacaklar. Ama tabii yani herkes kazandığı parayı Ünye Spor'a harcamak zorunda değil, harcayamaz. Ama burada ne olacak? Halk da yardım edecek, yönetimdekiler de destek verecek. Dışarıda iş adamlarımız var, onlar da verecek, siyasilerimiz de verecek. Özellikle ben Ordu Büyükşehir Belediye'nin Ordu 1967'ye nasıl sahip çıkıyorsa, destek veriyorsa bu kulübe de sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü bu kulüp, bu şehir bir tek Ünye'nin şehri değil, Ünye'nin takımı değil. Ordu'yu temsil ediyoruz. Bu Ünye yazıyorsa yanında da Ordu yazıyor, başında Ordu yazıyor. Biz bunun ilçesiyiz. Yani bir şekilde evladı sayılırız. Yani Ünye olarak. Ünye'yi kimse sahipsiz bırakamaz. O anlamda bu kardeşlerimizi, tabii bizler de takipçisi olacağız, yardımcısı olacağız. Bize bilgi danışırlar, sorarlarsa biz her konuda onlara yardımcı oluruz. Yani Ünye Spor Ünyeli'nindir. Herkesin emeği vardır. Bu kulüpte, bu takım için şehit olanlar vardır. Canını veren insanlar vardır. Allah rahmet eylesin ölmüşlerimize. Onun için yani Ünye Spor bir tek Ünye Spor olarak değil. Bunun altında çalışan hocalarımız var, oyuncu grubumuz var, gençlerimiz var. Bakın bizim yüzlerce topçumuz vardır. Süper Lig'lerde olsun, yani profesyonel liglerde emek vermiş. Yani bu kulüpten çıkmıştır. Ünye yazar sonuçta bunların lisanslarında, kimliklerinde. Onun için altyapıyı bir kere bu gençlerimizi burada tekrar canlandırmamız lazım. Ünye Spor şu anda altyapısı yok. Onu canlandıracağız. Yani el birliğiyle herkes sahiplenecek. Ondan sonra dediğim gibi Ünye Spor'un acilen tesise ihtiyacı var. Tesis kazandırılması gerekiyor. Hep bunu söyledik. Ünye Spor'un bir aracı yok. Altyapıyı taşıyacak, profesyonel takımını liglere götürecek. Geçmiş yönetimlerde bir otobüsü vardı kulübün. Ama tabii yönetimi bırakanlar bu mesela arabayı alıp satmışlar. Farklı şeylerde değerlendirmiş olabilirler. Şimdi onlara çok girmek istemiyorum. Geçmiş dönemde yönetimlerde şunlar oldu. Mesela kulübü bırakan insanlar kim bırakmışsa çoğu kulübün malzemelerini, toplarını, kamp malzemelerini, eşofmanlarını hep dağıtmışlar. Bizim bu yönetim herhalde gittiler tesislerde gördüler. Bakın tüpüne varıncaya kadar, yağına varıncaya kadar, pirincine, makarnasına varıncaya kadar, çayına, şekerine varıncaya kadar hepsi tesiste, kulüpte mevcuttur. Şu anda formalarımız, toplarımız, altyapı çocuklarının çalıştığı malzemeye varıncaya kadar hepsi bu kardeşinizin vasıtasıyla, bu yönetimin desteğiyle orada yaklaşık 50 milyar lira yakın bir malzememiz vardır. Muhafaza etmişizdir, dağıtmamış, talan etmemişizdir. Bir anında bir düzenleme gelmiş yani. Aynen. Evet. Tabii ki bu kardeşlerimiz bunu daha ileriye taşıyacaklar. İnşallah. Benim onlara şu tavsiyem olur. Büyüklerinden her zaman yapıcı olanlarından faydalansınlar, bilgi alsınlar. Çünkü Ünye Spor, dün biz vardık, bugün bunlar var. Geçmişte başkaları vardı. Ama Ünye'li şunu görüyor ki, kim bu kulübü idare ettiği zaman adaletli, güvenle yönetebiliyorsa insanlar destek veriyor. Biz geçmiş dönemlerde bu kulübün çok para olup da çok şaibelere bulaştığını yani biliyoruz, şahit olduk. Ama şükrolsun Allah'a bu dönemde biz bunu belediye başkanımızla beraber, ilçe teşkilatımızdaki yönetimdeki arkadaşlarımızla, hem siyasetin, hem ticaretin, hem de eğitim kurumundaki yönetimdeki arkadaşlarla beraber biz bu kulübün kimliğini bir şekilde üzerinden o eski şeyini attık. Çünkü insanların Ünye Spor'a bakış açısı bile değişmişti. Yani tabiri caizse kan emici bir duruma gelmişti. Yani müteahhit kardeşlerimizle zorla para almalar, işte istenmeler gibi böyle durumlar var. Biz bunları görüyoruz. Şahit de olduk. Biz şükrolsun Allah'a biz kimseden zorla para almadık. Her esnafın kapısına gittisek de bizi boş çevirmediler. Yani biz Ünye Spor'a şu anda bir kimlik
kazandırdık sayılır. Ama Ünyespor'un yapılanma anlamında gerçekten çok ihtiyaçları var. Ünye bir kere bir kalıba, bir şablona girmesi gerekiyor. Bunun için de bu yönetim Ünyespor için ben bir şans diyorum. Ama adaletli ve kulübün kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek, kullanmak gerekir. Ve Ünye'nin içinde bulunduğu öz evlatlarından burada faydalanmak gerekiyor. Oyuncu anlamında, teknik anlamda Ünyespor'a böyle bir süreçte kimler faydalı olabilirse onlardan bu yönetimin faydalanması gerekiyor. Yani yolun gidildiği yolun sonunda başarısızlık olmamalı. Bir kere şunu söyleyeyim, kimse Ünyespor düşecek gözüyle görmemeli. Biz 4 puanı aldığımız zaman herkes Ünyespor birinci takım düşmüştü dediler. Ama şükrolsun Allah'a ki biz Ünyespor'u düşürmedik. Çünkü kendimize bir hedef belirledik. Yani benim inancım bu kardeşlerimiz bu kulübü daha iyi yere getirecekler. Yani şunu söylüyorum, bildikleri, bilmedikleri ne varsa bilen arkadaşlarıyla, abileriyle istişare yapsınlar. Çünkü Ünyespor herkesin ortak paydası. 130 bin şehirli bir nüfusta, eğer bir nüfuslu bir şehirde bir Ünyespor'a biz sahip çıkamıyorsak bu bizim ayıbımızdır. Bakın, bizim de belediye başkanımız var. Kaymakamımız var. Fatsa'nın da var. Çarşamba'nın da var. Bakın, onlar 3 yıl içinde hepsi profesyonelliklere çıktılar. Emek verildi. Emeksiz hiçbir şey olmaz. Herkes sahiplenmeli. Yani bize belediye başkanımızın güzel, yani iyi destekler oldu. Kaymakamımızın, ilçe başkanımızın, yani siyasi anlamda. Ama biz ne Ankara'dan, ne İstanbul'dan, ne ordudan gereken desteği görmedik. Bu dönem inşallah görür ve bu takımın yani ilk hedefi düşmemek, ikinci hedefi bir üst lige çıkmak. Çünkü bu kulübün gelir getirecek bir kaynağı yok. Bir kere bunu da sağlamak gerekiyor. Yani bunu tahsis edilmesi gerekiyor. Çünkü Ünyespor ayakları üzerinde durabilmesi için önce güven veren bir yönetime ihtiyacı var. Biz bunun kapısını açtık. Biz bunu oluşturduk. Bundan sonrasını bu arkadaşlarımız gerçekleştirecek. Bundan sonrası artık halka ve sponsor olacak. Yani kişilere bağlı, bu yönetimin yapacağı çalışmalara bağlı. Evet. Yani düzgün bir yapılanmayla ben Ünyespor'un başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü insanların Ünye kamuoyunun sporun içinden, futbolun içinden gelen dostlarımızın, kardeşlerimiz, emek veren hocalarımızın bu yönetimden beklentisi var. Onlar bunu sağlamak zorundalar. Yani kimse Ünyespor'u, yani benim gücüm buna yetiyor nispetinde yönetme şansı yok. Yani diyorum ya, herkes şu anda beklenti içerisinde bu yönetimden. Yani ekonomik anlamda da, yapacakları faaliyetler anlamında da. Ha, birdenbire mi olacak? Hayır, birdenbire olmayacak. Ama önce profesyonel düşüncede olan bir takımımız var, Ünyespor. Önce bunu şekillendireceğiz, lige hazırlayacağız. Ondan sonra altyapı ama güzel bir projeyle. Yani Ünye'den iyi bir ekip. Yani bunu bu kardeşlerimizin ben yapacağına inanıyorum. Şimdi biz Ünyespor'un hep yanında oluruz, takipçisi oluruz. Geçmişte olduğu gibi Ünyespor'a zarar veren kişileri hep eleştirmişimdir. Aynısını yine Ünyespor başarısız olursa, yanlış yönetilirse çıkar yine eleştiririm. Çünkü Ünyespor, herkesin Ünyespor'dan bir beklentisinin olduğu yerde güzel şeyler yapılırken birden kötü şeyler olursa insanlar farklı şeyler anlayabilir, anlatabilir, konuşabilir. Bunlara da fırsat vermemek lazım. Eğer ki yani bizim ortak paydamız Ünyespor'sa herkes sahip çıkmalı. Herkes dört tane yani, sarılmalı. Biz şunu yaptık. 4 puanlı bir takıma biz yönetici bulamazken bu yönetim buraya çıktı. Aslanlar gibi Ünyespor'u sahiplendi ve biz ligde bıraktık. Bugün bu takım Baldık'ından düşmüş olaydı, şu anki yönetim bu takımı sahiplenebilir miydi? Ben inanmıyorum. Asla. Bu takım Baldık'ından düşseydi bu takımın kulübün etrafından kimse geçmezdi. Önemli olan bu takımın burada kalıcı olması ama kısa süre. Ondan sonra hedefinin üst ligler olmalı.
Ama hep söylüyorum. Herkes sahiplenme, herkes destek vermeli bu kardeşlerimize. Ünye Spor ne Mehmet Ali Duran, ne Ahmet Yıldıran'ın, ne Hüseyin Tavlı'nın. Herkesin. Herkes sahiplenmeli. Çünkü bizim bir pazarımız var. Gidiyoruz orada. Herkes stres atıyor. Buna herkes ortak olmalı. Tribündeki taraftarı da olmalı. Onun için bu kardeşlerimize en önemli tavsiyem Ünye halkıyla bütünleşmeleri, herkesin bilgisi olan, faydası olan herkesten gerekli bilgileri alarak güzel bir transfer dönemi geçirerek özellikle de dediğim gibi kulübün içine Ünyeli kardeşlerimizin, dışarıda oynayan oyuncularımızın bu kulübün içinde olması. Çünkü onların bu kulübün içinde olması demek dışarıdan gelen oyunculara abilik yapmaları, takımı sahiplenmeleri en büyük özveri, güven oluşturur. Yani onların bu takımın içinde olması şart. Yani o kardeşlerimizin dışarıda. Teknik anlamda da söylüyorum, şu an yeni bir duyumlarımıza göre hoca geliyor. Allah'ım yolunu açık eylesin. Ama futbol kulüpleridir. Her an her şey değişebilir Ünye'de. Her şeyin olduğu bir tablo vardır, açıktır. Ocak ayının sonunda başlayacak olan liglerin o günkü şartlarda oynanıp oynanmayacağına karar verilecek. Yani bu sene liglerin oynanmama durumu da olabilir, oynanabilir de. Onun için çok iyi bir yapılanma, acele etmeden güzel bir kadro kurarak adım adım hedefe ilerlemek gerekiyor. Yani bu kardeşlerimizin yolu açık olsun. Allah'ın başarılarını daim eylesin. Yani biz abiler olarak bunları tavsiye ederiz. Birbirlerini kırmadan, incitmeden, Ünye taraftarıyla, Ünye esnafıyla, halkıyla birleşerek güzel bir oluşum. Ben yapıyorum, ben istiyorum zihniyeti olmamalı. Çünkü Ünye Spor'u zor zamanlarda eğer bu insanlar esnafı, halkı sahipsiz bırakmıyor, destek çıkıyorsa onlardan da destek alınmalı. Hep beraber mülkamilerimizin desteği zaten çok önemli. Onlar olmadan kulüpler ayakta duramaz. Onların desteğini de alaraktan inşallah başarılı olurlar. Tabii bu yıl Ünye Spor'un bir hamle yılı olabilir, çıkış yılı olabilir. Çok insanlar bir şey beklemeyebilir. Ama bu takım burada kesinlikle bu ligden düşmemeli. Bakın kesinlikle. Bu ligden kesinlikle düşmeyecek. Çünkü 5 takımın düştüğü bir ligden Ordu'nun şu anda 4 takımı var. Bunun benim tahminlerimden inşallah aynı gruba vermeyebilirler. 2 tanesi direkt düşer. Biri playoff oynar, biri ligde kalır. Onun için transferi de o kulüplerin, yani Ordu 1967'nin ve Ulubey'in yaptığı transferlere göre de yapmak lazım. Yani çıtayı biraz yükseltmek gerekiyor burada. Çünkü dediğim gibi bu ligden düşmek demek yukarıya tekrar çıkmak için Bal Ligi'ne daha büyük paraların harcanması demek. Onun için bu ligde kalmak için transfer yaparken yani ufak tefek şeylerin hesabı yapılmadan bu takımı bu ligde tutarak bir önceki gelecek sezonda da Allah nasip ederse bir üst lige çıkararak takımın gelirleri anlamında da şehrin üzerinden bazı yükleri almak, mülkamillerimizden almak Ünye Spor'un kurtuluşudur diye düşünüyorum ben. Sizlere de böyle bir imkan verdiğiniz için teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Ahmet Yıldıran başkanımıza Moda TV adına biz teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp böyle bir açıklama yaptığı için kendisine çok sağ olun başkanım. Siz de sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür